Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu ala şefii dunubina Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu rükû'u vescudû ve'budû rabbakum ve'f'alul hayra leallekum tuflihûn. Ve cahidû fillâhi hakka cihâdih. Ve ictebâkum وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله عز وجل. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Usul-i Aşere şerhinde bu mezkur ki yazdı İsmail Hakkı meşhur. Nazar kıl anda tafsil oldu mestur. Buyurdu dinle icmal olma menfur. Yorulma böyle gel Hakk'a gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Cemaat-i Müslümin İhvan-ı Din. Her zaman olduğu gibi sohbetimize okuduğum sırası gelen bu Beyt-i Şerif'le Salih-i Kutsiye'nin 30. sayfasında yer alan ve 130. beyti olan bu beytle başlıyoruz. Bu beytinde buyuruyor Büyük Şeyh Efendi, Usul-i Aşere şerhinde bu mezkur. Usul-i Aşere diye bir kitap vardır. Bu kitap Necmuddin-i Kübra Kuddise Sirruhu Hazretleri'nin yazmış olduğu bir kitaptır. Ve 10 asıl demektir. Usul-i Aşere 10 asıl. 10 tane temel esas. Bunları yazmış Necmuddin-i Kübra. Sonra bu kitabı Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri şerh etmiştir. Bu şerh, bu kitap elimizdedir, mevcuttur. Burada alel umum tarik-i şeriatte alel husus yani bağ husus özellikle tarikette ki tarikat Allahu Teala'nın dinini daha bir disiplin içinde yaşamak demektir. Daha dikkatli, azimetli yaşamak demektir. Bir bilenin takibinde, kontrolünde, gözetiminde Allahu Teala'nın dinini yaşamaktır ki bu son derece önemlidir. Allahu Teala'nın dinini bir insanın bir kendi kendine yaşaması vardır. Bir de bir büyüğün, bir bilenin efendim eli altında bunu yaşaması vardır. Aralarında çok fark vardır. İşte
Bu usul-i aşere, yani 10 tane asıl, 10 esas, 10 makam şunlardır. Birincisi tövbe, yani günahı bırakmak, Allah-u Teala'ya dönmek. İkincisi zühd, dünyaya meyletmemek, dünyada yaşamak ama yani üstünden geçip gitmek yani. Aynen hapishanede bir mahkumun yaşaması gibi. Mahkum hapishanede yaşar. Belki yani müebbet, yani ömür boyu hapse mahkum olur. Orada yaşar. Ama nasıl yaşar? Oraya meyletmeden yaşar. Hep oradan çıkmayı bekleyerek yaşar. Bedeni orada olsa bile ruhu, gönlü asla orada olmaz. İşte mümin dünyada böyle yaşamalı. Çünkü Resulullah Efendimiz İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifinde buyuruyor. Dünya sicnül mümin. Dünya müminin zindanıdır. Mümin dünyada zindandaki gibi yaşamalı. Yani dünyada yaşamalı ama orada onun orasının, orasının onun bir vatanı aslısı, yani esas yeri olmadığını bilmeli. Orada yaşamalı ama sevmeden yaşamalı. Zindanda insan nasıl mahkum, zindanı seven bir mahkum var mıdır? Yoktur ama kendisi için takdir edilen cezayı orada geçiriyor yani. O süreyi orada geçiriyor. Şimdi Allah-u Teala'nın da bize takdir ettiği bir ömür vardır. Bu ömrü bu dünya zindanında, sicin, zindan demek, bu dünya zindanında geçireceğiz. Ama burada, bedenimiz burada olacak. Mevla'nın dostları buyuruyor, اَبْدَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا, bedenleri dünyada, وَقُلُوبُمْ فِي الْآخِرَةِ, kalpleri ise ahirette. Nasıl ki mahkumun bedeni zindanda, gönlü, kalbi yuvasında, ailesinde, efendim evinde, gönlü orada. Aynen dünyada mümin böyle olmalı. Efendim, işte buna zühd deniliyor. Dördüncüsü, üçüncüsü tevekkül. Yani Allah-u Teala'ya tevekkül etmek. Dördüncüsü kanaat. İnsan yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir ettiğine kanaatkar olmalı. Beşincisi uzlet. Yani bir manada hicrettir bu. İnsanlardan uzlet etmek. Ne için ama? Çok hadis-i şeriflerde bu zikredilir. Yani insanlar benim şerrimden emin olsunlar diye. Yoksa bu insanlardan bana şer bulaşmasın demek, bu uzlet edecek insanın sahip olacağı bir anlayış değildir. Allah'ın dostlarında bir mahviyet vardır. Onlar kendilerini her zaman için yok sayarlar, hiç sayarlar. Hatta Zencata var Allah-u Teala'nın dostlarından. Özbekistan'da, Taşkent'te, o civarda yaşamıştır ve kabri Taşkent'tedir. O der ki, parça yakşı biz yaman, parça buğday biz saman. Bunu o Özbek diliyle söylüyor. Şöyle tercüme ediliyor bu. Eller yakşı biz yaman, eller buğday biz saman. El buradaki bu el değil yani, başkaları, benden başkası, eller, benden başkası, yakşı, yakşı iyi demek. Biz yaman, yani ben kötü, yaman burada kötü manasında. Onların dilinde kötü manasında. Eller yakşı, biz yaman. Başkası iyi, ben kötü. Eller buğday, biz saman. Başkası, benden başkaları buğday gibi, ben ise arpa da değil, saman diyor kendine. Tabii böyle demekle, şimdi altını yani nereye atarsanız atın, altın kıymeti, altın özelliği ondan gitmez. Ama tenekeye de ne kadar boya atarsanız atın,
ona da altın kıymeti gelmez. Allah'ın dostları böyle bir mahviyet, bir ademiyet halinde olmuşlardır. İşte insan dininin fitnelerden emin olması için uzlet etmeli. Nasıl bugün insanlar koronadan kaçarak köylerde, yazlıklarında, hatta işte yani normal yaşadıkları yerde yaşamıyorlar. Birçok insan köyünden dönmemiştir. Hani bir uzlet, niye? Bu şey, mikrop bize bulaşmasın diye. Şimdi işte manevi mikroplar, imana bulaşma tehlikesi vardır. Bunun için uzlet, bunun için bir hicret gerekiyor. Beşincisi mülazemetül zikir. Yani zikre yapışmak, zikre devam etmek, zikrullah'a. Altıncısı diyelim, yanlış söyledik. Yedincisi etteveccüh ilallah, Allah-u Teala'ya yönelmek. Sekizincisi sabır, yani bu yolda sebat etmek, bezmemek, bıkmamak, bırakmamak. Dokuzuncusu murakabe. Murakabe, müfaale babından geliyor. Binası müşareket içindir. Rakabe, sülasi mücerredi. Rakabe, yerkubu den geliyor. Yani rakabe, hani gözetledi. Bunun müfaale babına getirmek için onun ortasına bir elif koyuyoruz. Rakabe oluyor. Burada müşareket var. Mesela rakabe gözetledi. İşte Ahmet gözetledi. Kimi? Hasan'ı gözetledi. Burada bir taraftan bir gözetleme oluyor. Ama rakabe dediğimiz zaman, efendim Ahmet Hasan'ı gözetledi. Hasan da Ahmet'i gözetledi. Karşılıklı yani, müşterek. İki taraftan. Evet. Şimdi bunun masları murakabe geliyor. Rakabe, yurakibu, murakabeten. Murakabe, gözetleşmek demektir. Bekleşmek. Burada bir taraftan Allah-u Teala kulunu bekliyor, hiç bırakmıyor. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي buyuruyor İmam-ı Azam Efendimiz. Rabbim beni rızıklandırıyor, beni hiç unutmuyor. Yani Allah-u Teala güneşi doğduran, gündüzü getiren, efendim güneşi battıran, geceyi getiren Allah-u Teala'dır. Bakın bu işlerde hiç aksama olmuyor. Cenab-ı Hak çünkü unutmaz. لَا يَلِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Rabbim وَلَا يَنْسَى. Unutmaz yani. Unutsa ne olur ey Müslümanlar? Bu alemin düzeni bozulur. İşte Allah-u Teala bizi bırakmıyor, bizi unutmuyor, bizi gözetliyor devamlı. Peki Mevla gözetliyor, diğer gözetleyen o da kim olacak? Biz, kul. Biz de neyi gözetleyeceğiz? Mevla'yı. Yani o bizi gözetliyor, biz de onu gözetlemeliyiz. O bizi gözetliyor, biz onu gözetlediğimiz zaman buna murakabe deniliyor. Mevla'yı gözetlemek nasıl? Kulun Mevla'yı gözlemesi. Yani Mevla Celle Celaluhu'nun dinini, Mevla'nın dediklerini, Mevla'nın rızasını, Mevla'nın efendim hududu yani sınırlarını hep murakabe halindedir. Aman bir yanlış yapmayayım, aman bir yanlış yapmayayım, bir yanlışa düşmeyeyim diye bu şekilde bir murakabe var. Bir de şu var, ne var? Murakabe yani gözetleşmek. Mevla kulunu gözetliyor. Kul da Mevla'ya nasıl? Mevla kulunu gözetliyor, ona feyiz veriyor. Kul da feyiz, nur, rahmet veriyor ona. Kul da Mevla'nın feyizini gözlüyor. Şimdi Allah-u Teala kula feyiz verirken kul sağa sola baksa, yani bunu biz bile kabul etmeyiz. Biz birisine bir şey vereceğimizde o alacak olan kişi sağa sola baksa, bize bakmasa bundan son derece kızarız. Şimdi Allah-u Teala devamlı sana feyiz veriyor. Es-salve huvellezi yusalli aleykum. Allah size durmadan rahmet ediyor. Devamlı. Havası rahmet, suyu rahmet, ekmeği rahmet,
Bak Allah-u Teala rahmet ediyor. Kalbimizi devamlı çalıştırıyor. Bu kalbi Allah Teala çalıştırıyor. Ve hiç herkesin kalbi ölene kadar durmadan çalışıyor. İşte biz de Mevla'yı gözetlemeli. Yani onun şükrünü yapmalı. Ona efendim o şükür, ya Rabbi şükür demek değildir. Ya o nimetlerin gereğini yapmaktır. İşte buna murakabe deniliyor. Şu ayet-i kerimeyi hatırlatırım. Estağfirullah. Fedkuruni ezkurkum. Ey kullarım, siz beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Siz beni zikredin ki ben sizi zikredeyim. Burada da işte bakın, bir taraftan kul Mevla'yı zikrediyor. Ki kulun Mevla'yı zikre ihtiyacı var. Kul bir yerde kendi menfaatini yapıyor. Peşinden siz beni zikredince ben de sizi zikrederim buyuruyor. Ve Mevla'nın kulu zikretmeye ihtiyacı yok. Mevla kulunu zikrediyor. Hem de Mevla'nın kulunu zikretmesi, kulun Mevla'yı zikretmesi gibi de değildir. Bir ayetinde buyuruyor Resulullah. Veledikrullahi ekberu. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi, bir manasını veriyorum, sizi zikretmesi her şeyden büyüktür. Çünkü Allah ekberu. Allah en büyük. Onun zikri de öyledir. Hatta biraz uzunca bir hadis-i şerifin sonlarında Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bir topluluk ve de o toplulukta olan birisi işte birilerinin oluşturduğu bir topluluk Allah-u Teala'nın evlerinden bir evde toplanıp Allah-u Teala'nın kitabını okutur ve onun dersini yaparlar. O kitabın Allah-u Teala'nın kitabının ortaya koyduğu dinin efendim hükümlerini öğrenirler. Ve de o dinin nasıl yaşanacağını öğrenirler, öğretirler. Bunu yapmak üzere hoca, talebe, hoca, cemaat, bir topluluk bir yerde, bir evde toplanmaz. Eğer toplanırsa ne olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyi buyuruyor. Bir, nezelet aleyhimur rahmeh. O topluluğa, hoca, cemaat, hoca, talebe fark etmez. Onlara rahmeti ilahiye iner. Nezelet aleyhimus sekine, düzeltiyorum. Onlara sekinet iner. Bu sekinet Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Yani Allah-u Teala onlara sekinet indirdi, Allah-u Teala onlara sekinet verdi ayet. Yani gönül huzuru demektir. Gönlün sakinleşmesi, durgunlaşması demektir. Başka da manası vardır. Ve gâşiyetumur rahme ve rahmet-i ilahiye onları kaplat. Rahmet denizinin böyle kenarında değiller ha. Sanki denize tamamen dalmış. Tamamen yani başının üstü bile suyun içinde. Rahmet-i ilahi onları kaplar. Onlar rahmet deryasının içinde olurlar. Ve haffetumul melaike. Melaike-i kiram onları kuşatır. Melekler. Ve dördüncüsü ve zekerahumullah. Allah onları anar. Onlar oturdular Mevla'yı zikrediyorlar. Kur'an okumak Mevla'yı zikretmektir. İlim okumak Mevla'yı zikretmektir. Sohbet etmek Mevla'yı zikretmektir. Sohbet dinlemek Mevla'yı zikretmektir. Bir de oturup doğrudan doğruya zikrullah'a oturmak. Dersin neyse Allah demekse onu demen rabıta ve zikir. Yok veya rabıta, zikir, murakabe dersini yapmak. İşte Allah-u Teala onları zikreder buyuruyor. Fîmen inde, kendi yanında olanlara Allah onları anar. Cemaat-i Müslümin ve cemaat-i Müslümat. Bakınız, bugün bir yetkili
sen duysan ki bir yetkili, neyse işte bir yetkisi olan efendim birisi seni sormuş, senden bahsetmiş olsa onun kaydı var mı, kuydu var mı, ne kadar ondan yani mütehassıs olursun, hoşlanırsın, nasıl sordu beni, ne dedi benim için falan, bunlardan hep bundan merak edersin. Halbuki seni anan senin gibi bir kul. Yani yetkili de olsa sonuçta bir kul. Kul kulu anınca bu bir mana ifade ediyor. Ey Müslüman, Allah kulu anıyor. Allah Teala kulunu anıyor. Bu büyük bir iştir. İşte kul Mevlasını zikredince Mevla da kulunu zikrediyor. Ayetle sabittir bu işte. Çok meşhur. Hani aşırlar, aşır okuyanlar belki 100 kişiden veya şöyle diyeyim 10 kişiden belki 8'i bu ayeti okur. Estağfirullah. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Böyle devam eder. Çok okunan bir aşırdır bu Kur'an-ı Kerim'de. Ne buyuruluyor? Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Kaldı ki sizin beni zikretmeniz başkadır, benim sizi zikretmem daha bambaşkadır. Sizin beni zikre ihtiyacınız var, benim sizi zikre ihtiyacım yok. Siz beni zikrettiğinizde kul Mevlasını zikrediyor. Bu normal şeydir yani. Ama ben sizi zikrettiğimde Mevlası kulunu zikrediyor. Kulum, arada fark var. İşte murakabe bu, işte bu ve vesaire. Ve onuncusu da rıza. Yani Allah-u Teala'nın bize nasip ettiği şeylere insan razı olmalı. Bakınız bir hadisi şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha doğrusu şöyle anlatayım burayı. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle seslendi. Men ya'hudu anni hadil kelimati, şu beş kelime, yani beş söz, beş cümleyi benden kim alır ki? Fe ya'melu bihinne, ve onlarla amel edes. Ev yuallimu men ya'melu bihin, veya amel edecek birisini öğretir. Beş şey söyleyeceğim, beş cümle, beş söz. Bunları benden kim alır? Alıp da amel eder, yani bunları yaşar veya yaşayan birisine öğretir. Yani birisine öğretir, o yaşar. Bu da ona vesile olmuş olur. Kale Ebu Hureyre, Ebu Hureyre radıyallahu anh efendim diyor ki, fekultu ene ya Resulallah. Ben hemen dedim, ben ya Resulallah. Bunun üzerine fe ehade bi yedi fe adde hamsen. Resulullah Efendimiz elimi tuttu. Demek ki bu, yani hoca talebe arasında çok sıkı bir irtibatın olmasını gerektiriyor. Buradan bunu anlıyoruz. Hatta meşhur Cibril hadisi vardır. Cebrail aleyhisselam bir genç insan suretinde Resulullah Efendimiz'e geliyor ve dizini, Resulullah Efendimiz'in dizine değdiriyor. Dizini dizine değdiriyor. Yani burada çok cali dikkat bir durum vardır. Bunun manasını izah etmek hem beni aşar hem zamanı da aşar. Ama şu kadarını söyleyelim ki, yani hoca talebe, hoca cemaat arasında böyle ara ara böyle bir bağlantı değil, sıkı bir bağlantı olması lazım ki hoca hocalık yapıp ifadede bulunsun, yani bir fayda versin. Talebe de veya cemaat de talebeliğini, cemaatliğini yapsın, onunla da, o da istifade, faydalansın. Bu ilimlerin yolu budur Müslümanlar. Şimdi bakın dünya ilimlerine, hocanın kafa yapısı başka, hani dünya ilimlerinde, talebesi başka. Hoca efendim dindar, talebesi dinsiz. Hoca dinsiz, talebesi dindar. Bunlar normal olabilir dünya işlerinde ama bu işler başka bir iştir bunlar. Geçiyorum burayı. Resulullah Efendimiz beş maddeyi sayıyor Ebu Hureyre'nin elini tutarak. Buyurdu ki, fekale buyurdu ki, ittekil meharime tekun a'beden nas.
Şöyle diyelim burayı. İnsanlar arasında en çok ibadet eden ve ibadet edenlerden olmak ister misin? İstemeyen var mı? Yoktur. Peki insanlar içinde en abid insan olmak için ne gerekiyor? Haramlardan sakınmak öncelikle. Elbette ki farzları da yapmak ama bir hadiste hepsi anlatılmıyor. Efendimiz ihtisarlı konuşurdu, özet konuşurdu. Ve en önemlilere öncelik verirdi. Efendimiz haramlardan uzak dur buyurdu. İttekil meharim tekün abedennâs. Haramlardan sakın, insanların en çok ibadet edeni olursun. Yani en abid olmak, şu kadar işte okumak, şu kadar kılmak, şu kadar oruç tutmak, şu kadar hayır yapmaktan ziyade, evet, haramlardan uzak durmaktır. Elbette ki helal şeye, farzları da yapmalı ama işte dediğim gibi öncelik hangisinedir? Haramlardan uzak durma. Buraya geçiyorum. İkinci olarak Resulullah Efendimiz buyuruyor ki وَرُلَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ. Allah-u Teala'nın taksimatında, rızık taksiminde, ondan önce Cenab-ı Hak her insana bir bedeni yapı vermiştir. Bir şekil vermiştir, bir endam vermiştir. Evet. Ondan sonra Allah-u Teala insanlara rızık vermiştir. Gıda efendim. Ve Allah-u Teala insanlara yani farklı, muhtelif nimetler vermiştir. Ve Cenab-ı Hak yani bu nimetlerini kullarına taksim etmiş. Kula düşen nedir? Bu taksimden, taksimat-ı ilahiyeden kendi hissesine düşene razı olmak. Bak katlanmak demiyorum. Ne yapalım? Çekeceğiz, katlanacağız demek rıza değildir. O ister istemez bunu kabullenmek yani kabullenmeme imkanı olmadığı için mecbur kabullenmiş oluyor. O değil. Ya rıza, gönülden hoşnutluk. Bu büyük bir iştir. Kolay bir şey değildir. Bakın Resulullah Efendim kolay olsa beş husus söylüyor. Bir tane ikincisi bu. Senin nasibine düşene razı ol. Yani sevine sevine, seve seve bunu kabul et. Bugün ya toplumdaki huzursuzlukların birçoğunun görünürde sebepleri şovu bu olabilir. Ama gerçek gizli sebebi Allah-u Teala'nın taksimine razı olamamaktır. Mesela şöyle diyelim. Erkek kardeşlerimiz, evli olanlar. Yani günü geldi, vakti geldi. Biz arayışa girdin ve kendine göre gereken araştırmaları yaptın. Sonunda kararı verip bir hanımla evlendin. Bir eşin var şimdi. Başka da hanımlar, yani dünyada ne kadar hanım varsa her biri senin için bir eş olabilirdi. Ama nikahlandıktan sonra anlayacaksın ki Cenab-ı Hak benim nasibime bunu efendim koymuş. Bu efendim taksimattan bana bu hanım düştü. Şimdi bunun huyu, suyu, efendim endamı, ahlakı güzel ise mesele yok zaten. Ama diyelim ki yani ya yapısından yani fizikinden veyahut da huyundan, ahlakından yani şey değilsin, hoşnut değilsin. İnsan eğer bu hadis-i şerifi dinlese rahatlar. Ne der? Yahut bu kadar kadın içerisinde Allah-u Teala demek ki benim bu taksimatta benim nasibim buymuş. Zaten öyle. Ben buna razı olmalıyım. Ben bununla yaşayıp gitmeliyim demeli. Aynı şeyi hanımlara söylüyorum, evli hanımlar. Siz evlenene kadar yani her bir mümin erkek sizin için yani bir eş namzedi, adayıdır. Namahremlerden diyelim. Fakat
kararı verip nikah kıyıldıktan sonra artık binlercesinden bir tanesi işte o eşin olan demek ki senin nasibin ve bu taksimatta senin payına o düşmüş. Eğer Rabbim bana bunu nasip etti, ben bununla yaşayacağım diye böyle bu şeylerle kafayı meşgul edersen hayat yaşarsın. Ama bunları bilmeden yaşarsan, efendim eşimde şu yok, eşimde şu var, bak falancı şöyle, ben niye böyle? Ondan sonra hayatı zindan edersin kendine. Başkasına da zindan edersin hayatı. Sıkıntının temelinde bu vardır. Yani kabullenememek. Evet. Biz bir sohbetimizde bu mesela Asiye annemiz Allah'ın en büyük düşmanı olan adamı katlanmış. Efendim Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam gibi mübarek insanlar Kur'an'ın beyanıyla kafire kadınlara katlanmış. Birisi de diyormuş ki ben katlanmam. Ben zaten sana demiyorum ki, katlananlara söylüyorum. Ben zaten kocasının kahrına katlanan veya hanımının kahrına katlananlara söylüyorum. Ben katlanmam, ben ayrıldım gittim diyormuş birisi. Buyur gidebilirsin, sana bir şey söylemiyorum zaten. Biz dinleyenlere konuşuyoruz. Evet. Burada mesele nedir? İlla zulme katlanın diye, yani ne olursa bağrınıza çekin. Bunu demiyorum. Neyse, mevzum da bu değil benim, buraya geçiyorum. Şimdi işte böyle beş şey mesela ve ehsin ila carik tekün mümina, komşuna ihsan et ki mümin olasın, mümin, hakiki mümin olasın. Efendim dördüncüsü de ve ehibbe li nefsike ma tuhib linnasi ma tuhibbu li nefsik, yani nefsin için, kendin için seçtiğini, sevdiğini insanlar için de sev ki tekün müslima, müslüman olasın. Beşincisi وَلَا تُكْثِرِ اللّٰحِكِ, gül ama çok gülme. Hele kahkahayla gülmek yoktur. Kahkaha şeytandandır. Çok gülme. زِيرَ فَاِنَّ كَثْرَةَ اللّٰحِكِ تُم۪يتُ الْقَلْبَ, yani çok gülmek kalbi öldürür, Resulullah buyuruyor. Kalp öldüğü zaman da kalıp da ölmüş demektir. Yani böyle yaşıyorsun ama yani yaşayan ölü demektir. Şimdi aziz kardeşlerim, bu işte aşere, usul-i aşere, bu 10 usul, bunları Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri, Ruhul Beyan sahibi, şerh etmiştir. Nazar kıl anda tafsil oldu mestur. O kitaba bak diyor. Yani bunları açıklayan İsmail Hakkı Hazretleri'nin kitabına, tafsil üzere orada yazılmıştır. Buyur di dinle, icmal olma menfur. İsmail Hakkı Hazretleri'nin kısaca buyurduğunu dinle. Nefret olunmuş olma. Buyurdu, dinle, icmal. Yani onun özetle anlattığını sen dinle. Olma menfur, menfur nefret olunmuş demek. Efendimiz Aleyhisselam'ı buyuruyor ki burada, tarikate inanmazsan nefret olunursun. Mevla Teala nefret eder. Yorulma böyle, gel Hakk'a gidelim. Cemal-i ve kemale seyredelim. Yani mürşitsiz kendi başına böyle olmaz bu iş. Kendi başına yorulma. Bir insan usta değil, bir cihazı tamir etmeye uğraşıyor. Boşuna yoruluyor bu. Olmaz çünkü. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ımız Konya'daki Mevlana Celaleddin Rumi'den bir beyit aktarmış. Mevlana Selim medresesinin havuzunun etrafında talebelerini okuturken bu beyti buyurmuş. Buyurmuş ki Farsça olarak, hiç kes ra pişi hud neşut. Yani hiç kimse kendi başına bir şey olmamıştır, kendi kendine. Nitekim bugünün ustaları hep bir ustanın eline çıraklık yapıp usta olmuş. Bugünün hocaları, dün hocaların elinde talebelik yapmış, hoca olmuş. Hep böyle yani. Evet. Hiç ahen hançeri tizi neşut. Yani demir, bir demir kendi başına hançer, kendi başına kılıç olmamıştır. Sana deseler ki efendim
bir kılıcı göstererek, bu demir kendi kendine kılıcı oldu. Kendi kendine hançer oldu. Kendi kendine ok oldu, bıçak oldu. Buna duy da inanma derler yani. Böyle bir şey olur mu yani? Kendi kendine olmaz ki. Bir ahşap kendi kendine kesildi, biçildi, çakıldı, masa oldu, sehpa oldu. Birisi böyle dese sen ne dersin ya? Saçmalama dersin. Ey Müslümanlar, dünya varlıkları içinde usta bir ele en fazla ihtiyacı olan, yani mürebbi, terbiyeciye, yetiştiriciye, bakıcıya en çok ihtiyacı olan insandır. Bugün hayvan yavrusunu doğurur ve bırakır icabında. O hayvan ölen olur ama yaşayan da olur. Fakat bir bebek annesinden doğsun, onu bir yere bırakın. Kimse ona bakmasın, onun yaşaması tecrübelere dayanarak yani imkansız diyebiliriz. Ölür. Bak beden böyle olduğu gibi ey Müslümanlar, ruh da böyledir. Dünya şartlarında bir insanın bir bakıcıya, bir büyüğe ihtiyacı olduğu gibi din hususunda da vardır. Dünya ki lanetlenmiştir, bu dünyada mutlaka ustalara, uzmanlara ihtiyacı olacak. Allah-u Teala'nın dinini yaşamakta herkes usta, öyle mi? Hepiniz usta oldunuz, öyle mi? Hepiniz usta. Şurada efendim sizin gibi insanların hakimlik yaptığı mahkemeye avukatsız gidemiyorsunuz. Sonuçta avukat ne yapıyor? İşte savunma yapıyor. O savunmayı sen yap. Seni sen savun. Seni. Zaten şeyler, anayasa maddeleri, ceza maddeleri hepsi Türkçedir. Yok, Türkçe yazılmış kanun maddelerini okuyup, yorumlayıp savunma yapmanı kabul etmiyorlar. Diyorlar ki avukat diye birisine ihtiyaç var. Kur'an-ı Kerim Arapça, tefsir Arapça, fıkıh Arapça, akaid Arapça. Yani sen bunları efendim kendi başına anlayacaksın. Akıl ve mantık bunu kabul ediyor mu acaba? Etmiyor da insanların işine gelmiyor. İnsanlar dünya işlerinde bir ustaya, bir uzmana, bir bilene yani bağlılık gösterebiliyor da dinde bir büyüğe bağlılığı nefis bir türlü kabullenemiyor. Dolayısıyla siz polisin değil, nefsin esiri oluyorsunuz. Peki. Devamla buyuruyor ki Mevlana, hiç Mevlana neşud Mevla-i Rum. Bu Mevlana Rum diyarındaki meşhur Mevlana olmadı. Ben diyor Mevlana olmadım. Ta muridi Şems-i Tebrizi neşud. Şems-i Tebrizi'nin müridi olmadan beni o Mevlana yaptı diyor. Beni o Mevlana yaptı. Şeyhim Şems-i Tebrizi beni adam etti diyor. Evet. Peki. Ve son olarak bunu söyledik. Yorulma böyle, gel Hakk'a gidelim. Cemal-i ba Kemal'e seyredelim. Burayı böylece tamamlamış olduk. Şimdi Müslümanlar, bugün ele alacağımız mevzu, daha evvel bu işe temas etmiştik. Fakat hem ehemmiyetine, yani çok önemli oluşuna, hem de biraz da işte günümüzde yaşananlara bakarak bu meseleyi bir kez daha ele almak istiyoruz. Bu da nedir? Gençlik meselesidir ve geleceğimiz meselesidir. Başta şunu bir defa tespit edelim. Baba mısın? Anne misin? Evet. Maziyiz. Mazi geçen demek. Biz geçtik. Dede, babaanne, o maziden de daha mübalağa, mübalağa ismi faal, emla. Emla, yani biz dedeler, efendime söyleyeyim, babaanneler, haydi haydi geçmişiz artık, bizden geçti. Peki gelecek, yani bizim istikbalimiz gençlerdir, ey Müslümanlar. Onun için
Onun için zaten gençlik önem arz ediyor. Onun için zaten bizim düşmanlarımız gençliğimize musallat olmuştur. Yani seni ne yapacak ki? Beni ne yapacak ki? Bir anneyi, bir babayı, bir babaanneyi, bir dedeyi ne yapsın ki? Bizler, yani ey Müslümanlar, bizler fırından çıkmış, fırına girip fırından çıkmış, pişmiş hamur gibiyiz. Artık biz bir şekil almışız. Ekmek olarak şekillendirilen ekmek olarak kalmıştır. Simit olarak şekillendirilen simit olarak kalmıştır. Yani biz bir şekil aldık. Bundan sonra ya değişmeyiz artık. Bu şekil böyle gideriz biz. Ama neslimiz fırına girmeyen, girmemiş, fırına girmeyen hamur gibidir. Binaenaleyh bu hamurdaki parmak izleri kimindir? Neslimizin, nesil denilen hamurun efendim yoğrulmasında, evet, orada devrede olanlar kimlerdir? Neslimize, bak tekrar ediyorum, babalar, anneler, babaanneler, dedeler, bizden bahsetmiyorum. Bizden bahsetmiyorum. Neslimiz, yani geleceğimiz, ne zamana kadar? Bizim sağlığımızda bizim evladımız. Ama kıyamete kadar zürriyetimiz, neslimiz, geleceğimiz demek, kıyamete kadar gelecek olanlar demektir. İşte bunlar hususunda bir endişe taşımak lazım. Yani dediğim gibi bu nesli ya bu neslin dostları yoğuracak veyahut da düşmanlar. Yani gençliğimizde bu gençlik hamurunda parmak izi olanlar, bu hamuru parmaklayanlar, yoğuranlar ve şekil verenler ya bu gençliğin dostlarıdır ya da düşmanlarıdır. Cemaat-i Müslümin, cemaat-i Müslümat. Yani biz dostlarımız, düşmanlarımız üzerinde ne kadar sözler burada sarf ettik, söyledik, ayetler okuduk. Allah-u Teala dostlarımızın, düşmanlarımızın olduğunu beyan ediyor. Sevallahu a'lemu bi'a'daikum. Allah düşmanlarınızı en iyi bilir. Allah'tan öğrenin düşmanlarınızı. Sen diyorsun benim hiç düşmanım yok. Ayakta uyuyorsun. Ayakta uyuyorsun. Mevlana buyuruyor. Mesela bir ayetinde humul aduvvu fehzerhum. Habibim onlar düşmandır. Hem de böyle mahza, katıksız düşman. Onlardan sakın. Resulullah'ın ne düşmanı olur ki? En üstün ahlaka sahip. Niye düşmanı var? Yahu şahsi olarak bir düşmanlığı yok ki. Mesele nedir? İslam. Ortalıkta eğer İslam'ın düşmanı varsa, var mı? Var. O halde o benim de düşmanımdır, senin de düşmanındır. Düşmanımız olması lazım. Allah'ın düşmanı var mı dünyada? Var. Peki Allah'ın düşmanı bizim neyimizdir? Eğer bizim de düşmanımız ise biz Allah'ın kuluyuz. Ama Allah'ın düşmanı bizim dostumuz ise o zaman biz Allah'ın düşmanı olduk. Şu ayeti unutmayın. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehidu aduvvi ve aduvvekum. Benim ve de pek tabii olarak efendim sizin düşmanlarınız olan kişileri edinmeyin evliyae dostlar. Mevla buyuruyor. Sure-i Mümtehine'nin birinci ayet. Kur'an-ı Kerim'de efendim sayfa numarasını söyleyeyim size. Bu burada aşağı yukarı 1,5 sayfada Allah-u Teala bu hususu beyan ediyor. Bakın 548 sayfa birinci ayet. Ve ayetin son cümlesi, ayet biraz uzunca, Mevla buyuruyor ki, şöyle biraz daha sırayla gelelim. Ey iman edenler, kimi çağırıyor Cenab-ı Hak?
ben müminim diyeni, Müslümanım diyeni çağırıyor. İşte seni çağırıyor, beni çağırıyor. Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Tülkûne ileyhim bil mevedde. Yani onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Onları sevdiğinizi gösteriyorsunuz. Bunu yapmayın yahu. Vakat keferû bimâ câekum minel hak. Halbuki onlar niye Allah-u Teâlâ'nın ve benim niye düşmanım? Çünkü Allah'tan bize gelene onlar küfretmişlerdir diyor Cenab-ı Hak. Şahsen bir aranızda mesele yok, tamam. Ama Allah'tan geleni inkar eden bizim neyimizdir? Bizim düşman, Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın ayetini inkar eden Allah'ın düşmanı. Peki benim neyim olur Allah'ın düşmanı? Benim de düşmanım olmalı ki ben Allah'ın dostu olayım. Aşağıda buyuruyor ki وَمَنْ يَفْعَلْهُمْ مِنْكُمْ Sizden kim benim ve de sizin düşmanınıza dostluk yaparsa فَقَدْ لَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ O yani doğru yolu şaşırmıştır. Kendisini yolda böyle hacı bacı gibi görmesinin hiçbir önemi yoktur. Eğer böyle yapıyorsa. Sonra aşağıda ayet 4'te buyuruyor ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَٰهِمْ وَالَّذ۪ينَ مَعَ Ey kullarım İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber onlar sizin için güzel örnektir. Onlar örnek alın, onlar gibi olun. Nasıl, ne var onlarda? اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Onlar kavimlerine dediler. İbrahim Aleyhisselam başta babasına, başta babası, peşinde kavmi, yani kendi milleti, kendi hemşehrileri, akrabası, aşireti. Onlara dediler ki inna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah biz sizden ve sizin Allahu Teala'dan başka taptıklarınızdan beriyiz. Keferna bikum sizi reddediyoruz, sizi tanımıyoruz, sizi tutmuyoruz. Ve beda beynena ve beynekum al-adavel bagla ebeden sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık vardır ve buğuz vardır. Hatta tu'minu billahi vahde Allahu Teala'ya müvehhid olarak inanmanıza kadar. İnandınız mı kardeşiz? Ama bu imanı yapmasanız asla ve asla biz dost değiliz. Siz Allah'ımın düşmanı olunca bizim de düşmanımız diye devam ediyor. Karşı sayfa 549'un 1. ayeti Mevla buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ تَكْرَرْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي مُسْفَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ Kim Allah-u Teala'yı Allah-u Teala'ya kulluğu, Allah'ın kulu olmayı, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı, cennetine gitmeyi, cemaline kavuşmayı kim umuyorsa onlar için, yani benim rızamı umanlar için İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olanlar en güzel örnektir. Beni umanlar İbrahim gibi olsun. İman etmediği için babasını bile terk etti. Başka ayette de buyuruyor. Es-sâbile felemmâ tebeyyene lehu ennehu aduvun lillah İbrahim Aleyhisselam'a beyan olunca net bir şekilde yani İbrahim Aleyhisselam anlayınca ki babam Allah'ın düşmanıdır. Ne yaptı? Teberra emin. Hemen ondan beri oldu. Büsbütün bütün bağlarını kesti ondan. O bağları kesmezsen Allah'la bağ kuramazsın. Bir koltukta iki karpuz tutulmaz. Zaten Müslümanlar, bakınız şeyde Fetih Suresinin son ayeti, ayetin başında Kur'an-ı Kerim sayfa numarası 514, orada Allah-u Teala Resulünü ve Resulüyle beraber olanları, beraber olabilecekleri beyan ediyor, tanıtıyor. Buyuruyor ki Muhammedun Resulullah. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi 4 yerde geçer. Onlardan 3.'sü budur. Muhammedun, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah. Sıradan bir insan değil, Allah'ın Resulüdür. Dolayısıyla ona uymak Allah'a uymaktır. Onun sünneti, küçümsüyorsun sünneti. Ya işte sünnet değil mi? Ya sünnet de Resulullah, Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü demek ne demektir? Yani Resul elçi. Elçiye niye zeval yoktur? Çünkü elçinin sözü hoşuna gitmese bile ona bir kötülük yapılmaz. Çünkü o aracıdır yani.
O sözün sahibi vardır. Resulullah Efendimiz sünnet Resulullah'ın değil ki, Allah'ın. Resulullah onu getirmiş bize. Peki vellezine ma'ahu, onunla beraber olanlar, yarın onunla beraber olmak isteyenler, aramızda Resulullah'la beraber olmak istemeyen parmak kaldırsın. Böyle bir soru bile abes. Hepimiz onunla beraber olmak istiyoruz. Zaten dünyada buluşamadık, beraber olamadık, göremedik, görüşemedik. Bütün şimdi beklentimiz ahirette onunla buluşmaktır. Evet, öyle mi? Mutabık mıyız? Evet. İşte Mevla buyuruyor ki onunla beraber olanlar, olmak isteyenler şöyle olacak. Nasıl? Eşiddâhu alel küffâr. Kafirlere, kafirler, Allah'ın indirdiğini kabul etmeyen, indirdiğinin bir tanesini kabul etmeyen, hepsini kabul etmeyen gibidir. Fark yok. Kafirlere çok şiddetli ve mesafeli ve uzak düşman, ruhemâ'u beynehum, kendi aralarında müminler olarak birbirlerine çok merhametli. Ey Müslümanlar, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olmanın birinci şartı kafire şiddet. İkinci şartı mümine merhamet. Bu evet evet. Gidiyorsun gavuru destekleyeceksin, sonra oturmuşsun Allah Allah, la ilahe illallah, Sübhanallah, boş boş oyalanma. Evvela kafire karşı Allah'ın düşman, Resulullah'ın düşman ve de senin düşmanına bir tavrını al. Yok benim hemşehrimdir, benim aşirettir, bizim akrabadandır, bizim yöredendir, bizim uşaktır. Bizim uşak olsa ne olur, bizim kuşak olsa ne olur? Eğer mümin değil ise, mümin olana zaten sözümüz yok. Yani birisini benimsemek, beğenmek veya beğenmemekte bir türlü bu ölçüyü kullanmıyorsunuz. Bir türlü. O diyor bizim aşirettir, bu diyor bizim akrabadır. Gidiyorsunuz bir İslam düşmanını, varsa böyle birisi, illa şu bu diye ben ad vermiyorum. Bak adını değil tadını veriyorum. Bu doğuda olabilir, batıda olabilir, kuzeyde olabilir, güneyde olabilir. Nasıl gidersin tutarsın? Resulullah'la beraber olmak istiyorsan kafir. Bu kafir bir insanın babası olur. Yani İbrahim Aleyhisselam babası kafir oluyor da birisinin babası olamaz mı? Mekke'de kafir çıktı Ebu Cehil de. Yani bizde kafir çıkmaz mı? Bak birisine kafir demiyorum ama varsa olabilir yani. Olur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir oluyor da, yani birisi, Müslüman birisinin oğlu kafir olamaz mı? Olur. Ne olacak? Kafir ise şayet Allah'ı tutacaksın, Resulullah tutacaksın, oğlunu tutmayacaksın, babanı tutmayacaksın. Bunları anlatamıyoruz. Çünkü anlamak istemiyorsunuz, işinize gelmiyor. Resulullah'la beraber olmak istemeyenlere sözümüz yok. Ama ben onunla buluşmalıyım diyenler, evet, senin kafanla, senin mantığınla seni Resulullah'ın yanına koymazlar. Kur'an'a uyacaksın ki Resulullah'ı bulacaksın. Ne diyor burada? Eşiddâhu alel küffâr. Kafirlere karşı çok şiddetli. Şurada şu hale bakın. Şu hale bakın. Güya tesettürlü, efendim, İslam görüntüsünde olan kişiler, İslam düşmanı insanların alkışlarını alıyor. Onlarla beraber eylem yapıyor. Onların arasında bulunuyor. Hey gidi şaşkın hey. Yazık olsun sana. Yazık olsun senin anana babana. Eğer onlar senin kafandaysa. Yazıklar olsun. Ama değil ise mesele yok. Suç her zaman şahsidir. Yani suçlunun şahsıyla alakalıdır. Evet, evet. Yahu senin dinine, senin Kabe, Beytullah'ın resmine basan insanların arasında senin ne işin var? Kabe'nin resmini çiğniyor. O kadar düşman ki. Demek elinden gelse Kabe'yi yıkacak. Şu anda o elinden gelmiyor. Resmini basıp, ayağın resmine basacak kadar senin dinine, senin mukaddesatına düşman olan birisi var. Zaten düşmansız olmaz. Peki senin onların arasında ne işin var? Bu kafayı lanetliyoruz.
Bakın burada Resulullah'la beraber olanlar ve olmak isteyenler, efendim, onlar Arap olacak, Türk olacak, Doğulu, Batılı, Mekkeli, hayır efendim ya. Kafire karşı çok şiddetli olacak, bir. Mümine karşı çok merhametli olacak, iki. Terahum rükkan, onları çok rükû edici görürsün, sücceden çok secde edici görürsün. Dikkat ederseniz rükû ve secde, yani hani ibadetler var ya, onlar üçüncü planda zikredildi. Evvela kafire tavır, ikincisi mümine karşı davranış, üçüncüsü işte o ibadetleriniz. Onlar üçüncü planda geliyor. Sen güya namaz kılıyorsun, gidiyorsun gavru beğenmişsin, benimsemişsin, bağrına basmışsın. O namazın seni aldatıyor. Aldanma ona. Namaz elbette ki dinin direğidir. Onsuz olmaz. Ama namazdan daha önemlisi senin durduğun noktadır. Neredesin? Kimin karşısındasın, kimin yanındasın? Nasıl olmalı? Bak açık olarak kafirin karşısında, müminin yanında. Kafire şedid, mümine rahim, yani aşırı merhametli. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Nereli olursa olsun. Evet. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَلِلُوَانَا Allah-u Teala'nın fazlını ve rızasını ararlar diye buyuruyor. Şimdi Müslümanlar, bu esas itibariyle bizim mevzumuz bu değil. Ama yani buraya şuradan geldik. Şimdi bizim neslimiz dedik, biz mazı, hatta emda, yani çok mazı olduk, geçtik yani. Ama bu demek değil ki biz sorumlu değiliz. Ölene kadar mükellefiyet, mesuliyet devam eder. Sorumluyuz. Fakat yani İslam düşmanına efendim iyi dikkat ettiğin zaman görecektir ki dedeyle, babaanneyle, babayla, anneyle değil evlatla ve torunla uğraşıyor. Ona el atmış, ona pençe, ona takmış yani. Onlarla uğraşıyor. Böylece ne yapıyor? Bizim geçmişimizi değil, günümüzü değil, geleceğimizi karartmaya çalışıyoruz. Ey Müslümanlar, senin geleceğinin kararması, kararmaması, kararması veya aydınlanması, senin oğlun, kızın şu olmuş, şurayı okumuş, şurayı kazanmış, şurayı bitirmiş, şunu etmiş, onda değildir. Ya imanında ve küfründedir, inkarındadır. Eğer imanı varsa geleceğe aydınlıktır. Eğer imanı yoksa geleceğe karanlıktır. Senin de geleceğin karanlıktır. Bak düşün ki senin neslinde iman yani tehlikeye girmiş. Ey Müslümanlar yahu oğlunuzun, kızınızın, torununuzun korona olmasından, kanser olmasından titriyorsunuz ama kafir olmasından korkmuyorsanız size baba da denmez, ana da denmez, babaanne de denmez, dede de denmez. Böyle olmaz bu iş. Korona bedene musallat olan ve dünyayı kaybettiren bir hastalıktır. Ama küfür imana, ruha musallat olan ve ahireti kaybettiren bir hastalıktır. Dünyayı elbette kaybetmeyelim, ölmeyelim, korona olmayalım ama sonuçta korona olan olmayan herkes ölüyor. Ama ahiretimiz ölmemeli Müslümanlar. Dünya gidiyor, ahiretimiz gitmemeli, elden gitmemeli Müslümanlar. Bu derdi taşıyor muyuz? Daha evvelki sohbetlerde şu hususu uzun uzun anlattık. Nedir o? Yani büyüklerde, Allah'ın dostlarında bize emsal, örnek olan efendim büyüklerde bir efendim endişe var. Ne endişesi var? Mesela Allah-u Teala'nın peygamber kulları, bunların kendi şahıslarıyla ilgili bir endişeleri yok. Peygamberler akıbetleri emin insanlardır. Peygamber yani akıbetim ne olur diye endişe etmez, etmesi yersizdir. Onun akıbeti kesindir. Hüsnü akıbet sahibidir, kesin. Ama nesilleri için böyle bir garanti verilmemiş ki. Yani peygamberin akıbeti iyi. Oğlu, o da onun oğludur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok.
onun sulbünden gelmekle güzel bir akıbeti kazanamıyor. O peygamberin yolundan gelmekle o güzel akıbeti kazanabiliyor. Aynı şekilde bir insan peygamberin babası, oğlu veya eşi olmakla kurtarmıyor kendisini. Bunlar, bu durum, peygambere bu kadar yakınlık insanı kurtaran bir şey değildir. Ya peygamberin ümmeti olmaktır insanı kurtarmak. İşte Nuh Aleyhisselam'ın hanımı ve de oğlu kurtulamadı. Bir insanın en yakını hanımıdır. Ondan sonra efendim, kendinden doğan evladıdır veya kendi doğumuna sebep olan babasıdır ki İbrahim Aleyhisselam babası. Bak kendileri peygamber Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam ama İbrahim Aleyhisselam ama hanımları İbrahim Aleyhisselam babası, Nuh Aleyhisselam'ın hem de oğlu cehennemde ayetlerle sabit bu. Ayetlerle. Neden? Efendim peygamberin eşiydi. Peygamberin eşi olmak kurtarmıyor. Ümmeti olmak kurtarıyor. Peygamberin ümmeti oldu mu? Olmadı. Ümmet ne demek? Peygamberin yolunda olan insan demek. Evet. Buralar ince işlerdir. Bunlara çok kafa yormak lazım. Onun için Müslümanlar, peygamberler kendi şahısları hakkında bir endişe duymuyorlar. Ama nesilleri için bir garanti almamışlar. Bakın İbrahim Aleyhisselam, evet Kur'an-ı Kerim'de mesela şey olarak göstereyim ben size. Ayet numarası, sayfa numarasını vererek. İbrahim Aleyhisselam, İbrahim suresinde ayet-i kerime 200, sayfa 259 ve 35. ayet ve aşağıya doğru devam ediyor. Ve iz kâle İbrahim ve hatırlayın estağfirullah ve iz kâle İbrahim hatırlayın o vakti ki İbrahim Aleyhisselam buyurdu. Rabbi ey Rabbim ic'al hâzel belede âminen şu şehri emniyetli kıl dedi. Buraları hep tek tek uzun uzun ele almak lazım. Ey Müslümanlar, bir soru soruyorum tekrar bir daha. Kur'an-ı Kerim'de beni, seni, bizi, sizi ilgilendirmiyor diyeceğimiz bir ayet var mıdır? Yoktur. Yani bu ayet beni ilgilendirmiyor. Var mı böyle bir ayet? Yoktur. Bir Müslüman bunu der mi? Diyemez. Siz de demezsiniz. Yani bütün ayetler bizi ilgilendiriyor mu? Evet, o halde ilgilenelim ayetlerle. Daha okumuş değilsin bunu. Bak İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail, annesi İsmail'in annesi ve kendi eşi Hacer, onları Mekke-i Mükerrem Beytullah'ın yanına yerleştiriyor. Ondan sonra Allah'a dua ediyor. Diyor ki, ya Rabbi bu beldeyi emniyetli kıl. Emniyet iki şey, güvenlik demektir. İnsan ruh ve bedenden oluştuğuna göre, İnsan için güvenlik iki şekilde düşünmeli. Bedeni, fiziki, maddi manada güvenlik, yani bedenin güvende olması, başka bir de ruh var. Bir de ruhun da güvende olması lazım. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ya Rab burayı emniyetli kıl. Çünkü burası eğer emniyetli olmazsa, benim zürriyetim yani eşim ve oğlumun ne bedeni burada rahat olur, ne de ruhu rahat olur. Bedenin emniyeti nedir? Bilinen tehlike, düşman tehlikesi, yırtıcı hayvan tehlikesi, diğer işte hani ilahi afetler, hani yeller, seller, depremler gibi, yani bunlardan emin olmak. Bu çünkü insan orada yaşayabilmesi için orada bir emniyet gerekiyor. Ama mesele sadece bundan mı ibarettir? Yani bizim bize zarar verecek olan tek bir efendim şey midir? Düşman veyahut da yırtıcı hayvan veya yangın veya sel veya yel bu mudur yani? Bunlar bedene, dünyamıza zarar veriyor. Yani maddi emniyeti, güvenliği bozuyor. Peki bizim ruhumuza bir zarar tehlikesi yok mu? O kadar var ki. Nedir o? En büyük tehlike ruhun tehlikesi,
küfürdür. Ondan sonra aşağı doğru, yani küfrün sonra böyle kademe kademe günahlar. Her birisi insan ruhunu, ruh sağlığını tehdit eden tehlikelerdir. Şöyle anlatalım bunu. Yani bedenin bugün en ağır hastalığı nedir? Kanser. Neden? Çünkü bedenin ölümüne götürüyor. O halde insan ne istiyor? Emniyet, yani güvenli olmak. Ne demek? Yani kanser olmamak. Bu doğru bir şey. Ama bir de ruh var. Ruh. Peki ruhun en büyük tehlikesi nedir? Küfür. Bedeninki kanser, ruhunki küfür. Hangisi daha korkunç? Hangisinin zararı nedir? Bir tespit edelim. Kanserin zararı dünyamızı kaybettiriyor. Küfrün zararı ahiretimizi kaybettirir, Allah korusun. Pekala, dünya ile ahiret kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. O halde kanserle küfür kıyaslanmaz. Kanser de olmayacağız. Olmayalım. Korona olmayalım. Emniyette olalım. Bak, aşı oluyor insanlar. Tedavi oluyor insanlar. Dikkat ediyor insanlar. Ama cemaati Müslümin, şimdi yani bedeninizi emniyete almaya çalışıyorsunuz. Mesela dışarı çıkmayalım, maskeyle çıkalım, mesafeli duralım diyorsunuz. Evet, tamam. İyi de yani bedene bir takım zararlardan güvenlik olsun diye güvenemediğin için icabında evden çıkmıyorsun. Çıksan bile çok dikkat ediyorsun. Şu anda ne kadar kısıtlamalar var. Evet, peki ya ruhun efendim zarar görmesi? Ruh sağlığının bozulması neyle bozuluyor? Küfürle. Başka? Diğer inkarla, isyanlarla. Eğer sen bunu tehlike olarak görmezsen, senin oğluna, kızına, oğlum, kızım aman dikkat et, korona olma, kanser testi yap bilmem ne demenin hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur. Şair ne diyor? Bir Allah'ın dostu. Ya hadimel cism, ey kendinin veya evladının cismine, fizikine, bedenine hizmet eden, yatırım yapan, ona dikkat eden, ona önem veren ama ruhu ihmal eden, kendi ruhunu veya neslinin ruhunu, akidesini, ahiretini, kem tes'a li hidmetihi, ruhsuz bedene hizmet etmeye ne kadar devam edeceksin? اَتَطْلُبُ الرِّبْحَ ف۪ي مَا ف۪يهِ خُسْرَانٌ. Zarar olan yerde kar mı arıyorsun sen? Bir yere yatırım yapıyorsun ama mutlaka zarardır. Orada sen kar bekliyorsun. Nasıl ya? Nasıl? Bir yere tohum atıyorsun. Biliyorsun ki buradan tohum bitmez. Oraya tohumu atmak nedir? Onu ziyan etmek demektir. Senin eğer ruh bağlantısı yoksa, ruhu ele almamış isen bedene yaptığın her masraf bir israftır. Zarar. Peki ne yapmalı? Ekbil alen nefsi ruhuna. Burada nefisten ruhu anlayacağız. Ruhuna yönel. Bedenini aç bırak demiyorlar, hasta et demiyorlar. Çünkü bu ruhu bu beden taşıyor. Ama beden de ruhu taşımak için, ruh öldükten sonra beden yaşasa ne olur, ölse ne olur? Zaten yani yaşayan ölü olmuş olur insan. Bedenen diri, ruhen ölmüş. Merhum Necip Fazıl öyle diyor. Ey hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Yani onun ifadesini aktarıyorum. Hayat süren leşler, yani leş ruhsuz ceset demektir. Ki kokar, çürür, kurtlanır. Ha, ortalıkta işte görüyorsunuz. Bak nasıl kokutuyorlar ortalığı. Yine bu diyor ki merhum üstad, zamanı kokutanlar, bak zamanı kokutanlar, mürteci diyor bana, mürteci irticacı. Biraz unutuldu bu kelime. 100 sene bu kelime dillerde dolaşmıştı. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik zannediyorlar alçaldıkça tabana. Evet. Şimdi ey Müslümanlar, o Allah'ın dostu diyor ki
ruhsuz bedene yatırım yapıyorsun, zarar olan yerde kar bekliyorsun. Ekbil alen nefsi ve stekmil fedailehe. Nefse yönel, ruhuna yönel ve ruhunun faziletlerini, meziyetlerini, ihtiyaçlarını tamamla. Bedenini doyuruyorsun, ruhunu da doyur. Bedenini koruyorsun, ruhunu daha fazla koru. Zira fe ente bir ruhi la bir cismi insanun. Sen ruhunla, sadece ve sadece ruhunla, cisminle değil, ruhunla insansın. Yani senin insanlığının ifadesi ruhundur, ruhi yapındır, fizikin değil. Toplu olarak okursak, ya hadimel cismi kem tes'a li hidmetihi etatlubur zibhe fîmâ fîhi husranun. Ekbil alen nefsi ve stekmil fedailehe fe ente bir ruhi la bir cismi insan. Burada hemen bu vesileyle bu ayeti devam edeceğim de şurayı bir aktarmak isterim. Kur'an-ı Kerim'den sayfa numarasını size göstererek onun için Kur'an-ı Kerim'den açıyorum. Allah-u Teala'nın beğendiği bir insan var. Lokman aleyhisselam, Mevla buyuruyor, وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Şüphesiz ki Lokman'a hikmet verdik, Allah-u Teala buyuruyor. 411 Kur'an-ı Kerim sayfa numarası. Bakınız, ve Allah-u Teala Lokman aleyhisselama evlat verdi, onu baba yaptı. Lokman aleyhisselam da babalık yapıyor. İşte örnek baba, hikmetli bir baba. Hikmet sahibi, Lokman hekim diyoruz ya, Lokman hekim. Yani orada sadece hani bu bildiğiniz ilaçlardan ibaret değil iş. Bakın onun hekimliğine bakın ki, evlat veriyor, o evladını büyütüyor. Önce nesini büyütüyor? Bedenini, kursağını doyuruyor, midesini. Çocuğun bedenini büyütüyor ve çocuk artık söz anlar hale geliyor. Bu sefer وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ. Hatırlayın o vakti ki Lokman aleyhisselam oğluna dedi. Ne dedi? يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ. Yani ne yapıyor baba? Bedenini besleye besleye büyüttüğü, söz anlar hale getirdiği oğlunun şimdi ruhunu besliyor. Baba çünkü. Ne diyor ona? لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ. Allah'a şirk koşup müşrik olma oğlum, tam tersine müvahhid ol, ehli tevhid ol. Oğlum, görüyor musunuz? Baba işte, baba. Sonra devam ediyor, daha teferruat var, geçiyorum. Efendim, ya büneyye, ey oğulcağızım, inneha şüphesiz ki, inteku, eğer olursa, miskale habbetin min hardelin, hardaldan bir tane, bir hardal tanesi ki gözle görülmeyecek kadar küçük bir şey olsun, ne olsun, hayır veya şerrin olsun, oğlum senin gözle görülmeyecek kadar küçük bir hayrın olsun, hayırlı işin olsun veya kötülüğün olsun, fetekün fi sahretin, ister bu kayanın içinde olsun, ev fis semavat veya göklerin üstünde, katlarında olsun, arasında olsun. Ev fil el veya yerin katmanlarında, yerin dibinde olsun. Yani hiç kimsenin görmediği yerde olsun. Önemi yok. Ye'ti bihallah. Oğlum Allah onu karşına çıkartacaktır. Yahu şu anda ortalığı yıkıp yakanlar. Bunların anne babalar, ula siz ne yapmışsınız? Sizin annelik babalık diye anladığınız sabah akşam çocuğun kursağını yedirmek, öyle mi? Onu kuş da yapıyor. Kuştan farkın nedir? Kuş yuva yapar. Yavru yapar. Yavrusunu yemler. Ondan sonra onu yuvadan uçurur. Senin de annelik babalıktan anladığın bu ise kuştan farkın nedir? Kuş diyorum, diğer canlıların hepsini koy buna. Farkın nedir? Fark nedir biliyor musun? Kuş yavrusuna tevhidi aşılayamaz.
şirkten onu koruyamaz. Ona la ilahe illallah de diyemez. Bu vaazı yapamaz. Sen yapabilirsin. Eğer yaparsan farkını ortaya koydun. Yani insansın. Değilse kuş kadar olsan öp başına koy. Kuştan daha da aşağısın. Çünkü kuşun böyle bir sorumluluğu yok. Kuş anneliğini yaptı. Sen yapmadın. Yapmayanlara söylüyorum. Yapanlara hiç sözüm yoktur benim. Şu piyasada şu anda teröristlik yapan, anarşistlik yapanlara bakın. Bunların anaları babaları. Ula sizin yatacak yeriniz yok ula. Kimisi şey dindarmış bilmem ne. Değil de aha ne, eserine bak senin. Sen belli çok dindarsın. Nereden belli? Eserin senin ortada. Aynesi kişinin işte lafa bakılmaz diyor Ziya Paşa. Bir insanın aynası, göstergesi onun yaptığıdır, eseridir. Mimar Sinan çok büyük bir adam mıdır? Evet. Gördük mü? Yok. Nereden biliyoruz? Eserinden. Anne babasın, eserinize bakın. Milletin malını yıkıp yakıyorlar. Sen de orada hava atıyorsun. Benim çocuğum falan okulu okuyor, falan puanı yüksek çıktı bilmem ne. Puan yüksek, iman yok. Veya yerlerde sürünüyor iman. Bak Lokman Aleyhisselam ne diyor? Oğlum diyor, senin iyiliğin veya kötülüğün nerede olsun Allah onu karşına getirecek. Bir murakabe, yani Allah görüyor, Allah biliyor, Allah soracak anlayışını ona aşılıyor. Sonra ne diyor? Ya buneyye akimis salah, oğlum ve de kızım tabii, namazını dosdoğru kıl, hakkıyla kıl. Namaz kılan insan teröristlik yapmaz, anarşistlik yapmaz. Ve emur bil maruf, oğlum kızım etraf, kendine ve etrafına Allah'ın emrettiklerini emret ve onları yap. Ve enhe anil münker, etrafına ve efendim şahsına ve etrafına Allah'ın yasağını yasak et. Aşağıda ne buyuruyor? Ve son ayet diyelim bu sayfanın. Vaksıt fi meşik ve ulul min savtik, sesini kıs diyor oğlum, kızım. Ya o kız olacak kimse nara atıyor ya. Hem de İslam düşmanlarının, azılı İslam düşmanlarının arasında onları bayram ettiriyor, coşturuyor. Evet. Veil olsun. İnne enkeral asvati la savtul hamir. Seslerin en çirkini, nahoşu eşeğin sesidir diyor Allah-u Teala. Ayette mana veriyorum. Kaba oluyor mu? Ne demek kaba oluyor? Ayet bu. Lokman suresi 19. ayet. Evet. O halde bağıranlar ne yapıyor? Ne gibi oluyor? İşte o merkep gibi işte. Merkep ne yaparsa bunlarınki o işte. Ama merkep yaptığından mesul değildir. Bunlar mesuldür. Merkep merkeptir. Bunlar sözüm ona insan. Hem de Müslüman evladıymış. Babası, anası dindarmış. Belli. Eserinizden belli sizin ne olduğunuz. Ha şunu da söylemeliyim. Anne baba bütün gücüyle evladının imanına uğraşır, uğraşır da hidayet Allah'tan muvaffak olamazsa o zaman başka. Ama siz yani biz birbirimizi tanıyoruz ya. Sabahleyin çocuğu yemeğe kaldırdın, çocuğu okula kaldırdın ama namaza kaldırdın mı? Şu mahremdir, şu namahremdir. Kızına, oğluna dedin mi? Kızın erkeklerin arasında, erkeğin kızların arasında ne işi var? Kızı kız, erkeği erkek olarak yaratanın koyduğu kanuna göre onlar o şekilde olamazlar. Neymiş? Tesettürlüymüş. Tesettür demek saklanmak demektir. Sütre, bir sütrenin arkasında olmak demektir. Yani ayrı bir bölümlerde olmak, bir araya gelmemek demektir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın o ayetine dönelim. Bakın İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rab, neslim burada yaşayacak, onun için burayı emniyetli kıl diyor. Önce ortam. Yahu ey Müslümanlar, acaba neslimiz, siz tamam camilerdesiniz, evlerdesiniz, postasınız, seccadedesiniz, anladık.
Nesliniz nerede? Nesliniz. Nesliniz nerede? Yani o bulundukları yer emniyetli mi? Yani beden emniyeti ve de ruh emniyeti bakımından emniyetli mi acaba? Yani orada çok korona olsa çocuğu oraya göndermezsin. Korona tehlikesi var. Peki küfür tehlikesi var, yok, merak ediyor musun? Günah tehlikesi, bunu merak ediyor musun? İbrahim Aleyhisselam devamla buyuruyor ki, Ya Rab, burayı öncelikle buyuruyor, burayı emniyetli kıl. Çünkü ortam emniyetli olmazsa sen güvenlikli olamazsın. Yani etraf, ortam bozuk olsun, ben düzük olayım. Olamazsın, ortam seni çürütür. Ey Müslümanlar, bizim meşhur misalimizdir. Bir limon sandığında, tam ortasında, toplam 100 tane limon var. Bu 100 tane limonun tam ortasında bir limon, çürük olsa, o limonun, o çürüğün bütün etrafı sağlam olsa, hepsi, o limon, o çürük sağlamların arasında olsa ne olur? Çürük sağlamlaşmaz. Sağlamı çürütür o çürük. Sağlamı çürütür. 99 tane sağlam bir çürüğü sağlamlaştırmaz. Bir çürük 99'u çürütür. Ne olmalı? O oradan uzak olmalı. O sağlamlar çürükten, çürük sağlamlardan uzak olmalı. Uzak. Yani tehlikenin içinde olacaksın ama tehlikeden emin olacaksın. İmkanı yok ki bunun. Ortam güvenli olmayınca senin güvenlikli olman mümkün değildir. Şimdi devamla buyuruyor ki vecnubni ve beniyye en na'budel asnam. Ya Rab, beni ve de evlatlarımı Ya Rab putlara tapmaktan, müşrik olmaktan, dinsiz olmaktan, ateist olmaktan, deist olmaktan, başka başka acayip acayip kelimeler, koru Ya Rabbi. Aslında kendisi için bunu istemesi, yani gerçekte onun böyle bir tehlikesi yok. İbrahim Aleyhisselam yani ileride de puta tapar olmayacaktır. Ama duanın adabıdır bu. Başka da burada hikmetler vardır. Mesela yani demek ki evlat için bir şey istiyorsan o fazlasıyla sende olacak. Çünkü evladın ilk örneği hocası annesidir, ikincisi babasıdır. Şimdi burada mevzumuzu bir daha hafta devam edeceğiz bu mevzuyu. Başka çok ayet-i kerimeler ve de bir sürü hadis-i şerifler okuyacağım ey Müslümanlar. Yalnız bir tane hadisi şerifle dersimi noktalıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eddibu evladekum. Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Ala telati hısal. Çocuklarınızı üç hasletle büyütün, yetiştirin. Bir, hubbi nebiyyikum. Peygamberinizi sevdirin onlara. O çocuk peygamberi sevdi mi? He. Daha dinsizleri sevmez. Tamam. Nasıl ki insan hani aşı oldu mu? Ha tamam diyor, ben şimdi sağlamdayım. Resulullah'ın sevgisiyle aşılanmalı bu nesil. Yoksa ne oldu? Bak aha işte. Bak hacıların, bacıların çocukları gitmiş dinsizlerin arasında eylem yapıyor. Almamış çünkü. Anne baba olarak sen anneliği babalığı sadece kaşık sokmak olarak gördün. Kalbine Resulullah'ın sevgisini sokmayınca İslam düşmanları geldi. Masrafı sana ait olan o çocuğun kalbine girdiler. Orada seni efendim köle gibi çalıştırıyorlar. O çocuğun, bu neslin masrafı bize ait, zahmeti bize ait ama hasat onlara ait. Yani biz büyütüyoruz, besliyoruz, yetiştiriyoruz, onlar biçiyor. Nesil böyle gidiyor elden. İyilerine sözüm yok gene. İyilerine sözüm yok. Yani ben şimdi limon sandığından çürük limonu atmam, limon düşmanlığı olarak görülmemeli. Ama hepsini atarsam, bir çürüğe bakarak o olmaz. Ama çürüğü dağıtmak boynumuzun borcudur. Peygamberin sevgisiyle, sevdasıyla yetiştirin.
ve hubbi ehli beyti, peygamberin ev halkının sevgisiyle, şu İslam düşmanlarıyla eylem yapan gençler, erkek kız fark etmez. Fark etmez. Bunlar Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i tanısa erkekler, o kızlar Hazreti Ayşe'yi, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hatice'yi tanısa, Ehl-i Beyt-i Resulü'yle tanısa, acaba o İslam düşmanlarının arasında yer alır mı, o almaz ya, karşısında yer alır. Evet. Üçüncüsü, ve kıraatil Kur'an. Kur'an okumakla büyütün. Kur'an'la besleyin onları. Kur'an'la besleyin onları ki onları kimse bozmaz. Sen onları bu şekilde aşılarsan artık nasıl ki aşı olan bedeni hani aşı şartlarına göre ben uzmanı değilim. Başka bir şey bulaşmıyor diye öyle görülüyor. Hah işte Resulullah'ın sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kur'an'la bir çocuk aşılanır, beslenirse artık onun yüreği, gönlü onlarla dolarsa o yüreğe, o gönlüne başkası giremez çünkü yer bulamaz orada diyelim ve burada hadis-i şerife de son vermiş olalım. Müslümanlar ...175. mektup, birinci ciltten. Bu mektuptan bir iki satır okuyayım. Bunun hepsini okumayayım çünkü bir daha haftaki mevzumuzun sonunda mevzumuzla alakalı olarak bu işi, bunu okuyalım. İmam Rabbani ya, bu mektubu yazdığı kişi genç bir hoca. Ona buyuruyor ki: "Liyatenimil hace Cemaluddin Hüseyin unfuvani şebab." Cemalettin Hüseyin hoca gençlik çağını ganimet bilsin. Vel yasifu fi malliyatil hakkı subhanehu ve onu Allah subhanehu'nun razı olduğu şeylere harcasın mehma emken mümkün oldukça. Peki ne yapacak? Ne yapsın? Yani yelzemu nefsehu evvelen nefsine birinci olarak lazımdır. Teshihul akaid akidesini sağlamlaştırmak bi muktada arai ehli sünne ve cemaa sahibe İsabetli olan ehl-i sünnet ve cemaat görüşlerine uygun bir sağlam itikada sahip olsun. Şekerallahu sa'yehum. Allah onların o ehl-i sünnetin sa'yini şükre şayan eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala